Merhabalar, 21 Nisan 2022 Perşembe, hoş geldiniz arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Amerika tarafına bakalım önce, ondan sonra içeri gireceğiz, önemli haberlerim var. Şimdi Amerika'da bu hisse senedi piyasaları, yani borsa tarafında bir aşağı bir yukarı dalgalı seyir devam ediyor. Bir önceki gün bir güzel alım gelmişti. Dün akşam da böyle yine o dalgalı seyir biraz satışa döndü. Hani volatilite FED toplantısına kadar var dedik, olacak dedik. Yani Mayıs ayı da aslında Mayıs'ta yedik, yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu özellikle Mayıs'ın başındaki FED toplantısına kadar dün detaylı bir şekilde anlattım. Bu volatilite devam edecek, yani bir aşağı bir yukarı. Yani çökecek ama hani çökmeden işte ufak ufak satış yiyerek bir toparlanıyor. Bakalım nereye kadar götürecekler bu işi, bilmiyorum. Şimdi böyle olunca tabii durum kriptolara baktığımız zaman, kriptoyu da çünkü çok merak eden var. Kripto tarafı da Nasdaq'la böyle benzer bir korelasyon içerisinde gidiyor. O tarafta da yukarı çıkmaya çalışan bir kripto para piyasası var ama orada da dalgalı seyir devam ediyor. Orada da güzel bir şey olmuştu, yani bir alım gelmişti ama şu anda onun biraz böyle satışa döndüğünü görüyoruz. Bitcoin 41 bin doların hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ethereum 3 bin doların hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altcoin'lerde de nasıl diyelim size, kırmızıya döndü ama bazıları kırmızıda bazıları yeşilde, böyle kararsız yukarı çıkmaya çalışan ama çıkamayan bir piyasa var. Açıkçası hani ben çok ciddi bir çıkış beklemiyorum, zaten bunu söylüyorum size. Ufak böyle yukarı çıkışlar, sonrasında aşağı gelişler FED toplantısına kadar bence değişmeyecek, yani bu volatilite devam edecek. Sonra toplantıdan sonra bir daha değerlendiriyor olacağız ama en azından şöyle söyleyeyim, yani Mayıs'ın ilk haftası eğer FED toplantısı varsa, FED toplantı tutanaklarından sonra, özür dilerim, FED toplantısından sonra, yani 4 Mayıs'tan sonra yani birkaç gün içerisinde gideceği yönü az çok birazcık görüyor olacağız ama bu volatiliteye devam edecek. Hatta bir arkadaşımız şey sordu, volatilite çok kullanıyorsun satacağım ne demek diye, benim yerime gayet güzel arkadaşlar cevap vermişler. Bu arada yeri gelmişken bu kriptolarla ilgili Bitcoin'un aşağıda referans linkini paylaşıyorum arkadaşlar. Yeni hesap açmak isteyenler, şu anda ay sonuna kadar bir kampanya var. Waves kripto para hediye ediyor. Yeni üye olanlara hesabına 72 saat içerisinde bütün adımları tamamladığınızda size işte bu hediyeleri verecek. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu yani bunu söylemem lazımdı. Söylemiş oldum. Şimdi arkadaşlar, dolar endeksi 100'ün üzerinde tutunmaya devam ediyor. Yani küçük de olsa bir düşüş var ama 100.36 civarında. Bizde bir şey yok arkadaşlar. Bizden aynen dolar TL'yi biliyorsunuz. Orada söylenecek artık çok fazla bir şey şu anda yok. 14.67'de. Amerika 10 yıllık tahvillere baktığımız zaman da hala çok yüksek. Yani bir türlü şey yapamadı. Yani bir 2.98'lere gitti. Şu an hafif bir kırmış olsa bile 2.88'de. Ama bu düştü, düşeceği anlamına gelmiyor. Biraz böyle takip ediyor olmak lazım. Hala çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu da altın üzerinde baskı yapıyor. Ons altın üzerinde baskı devam ediyor. Ama altın güçlü ya her şeye rağmen. Yani 2'lere gitti biliyorsunuz. 3'lere gitti neredeyse Amerika 10 yıllık. Ama altındaki geri çekilme işte bu kadar, 1952 dolar arkadaşlar, 1952 dolar ons altın. Gram altında baktığımız zaman tabi dolar TL bacağı oynamıyor. Ons tarafında da biraz geri çekilme olduğu için 910-915 bu civarlara kadar indi. Bu da böyle almak isteyenler için aslında gitmeden, durum değişmeden kademeli alım, hep cebimizde nakit olacak. Yani az az alım yapanlar için güzel zamanlar bunlar, hep böyle değerlendirilir alım için, satış için değil arkadaşlar. Şimdi şuradan şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu özellikle içeride şu anda bir emekli, biliyorsunuz bir bayram şeyi var, ikramiyesi var. Bayram ikramiyesi. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bayağı bir üzerinde bir konuşuldu biliyorsunuz. İşte 2000 lira olacak, işte yok 1500 lira olacak, bilmem ne, yani yükselecek neticede dendi ama en nihayetinde noktayı Cumhurbaşkanı koydu. Dün dedi ki 1100 TL olacak dedi. 1100 TL eğer değişmezse, Cumhurbaşkanının söylediğini söylüyorum. Emekli ikramiyesi Çalışma Bakanımız
tarafından işte konuşuldu. 1100 TL olarak yapılacak dendi. Ben de buna bir iki bir şey söylemek istiyorum. Çünkü neden? Gerçekten çok düşük. Yani gerçekten olmaması gerekiyor. Çok daha fazlasının olması gerekiyordu. 2000 lira verilmesi gerekiyordu. Neden diyeceksin? Zaten her yere bütçe, oraya buraya, kur korumalı mevduat hesabı, şu bu falan, her yere bir şekilde şey veriliyor yani. Hani bir şeyler aktarılıyor. KKM'lerle parası olan destekleniyor filan. Ama gel gelelim, emekli ikramiyesi 1100 lira nedir yani? Geçen sene zaten 1000 lira almışsınız. Enflasyon yüzde kaç Allah aşkına? Yani TÜİK enflasyonuna göre bile bir artış olmadı bu yani. En azından 1500-2000 lira veriliyor olması lazımdı. Hiçbir anlamı yok. Yani elektrik faturan çıkmış, telekom faturan çıkmış, gazın çıkmış, ulaşımın patlamış. Yani her şeyi almış başına gitmiş. Emekli ikramiyesi 1100 TL ne olacak ki, emekli ikramiyesiyle 1100 TL? Çok düşük yani, hakikaten burada olması gereken rakamın çok daha yukarıda olması gerekiyordu. Emekli tarafının, emeklilerin biraz böyle arka plana itildiğini görüyorum ben. Çünkü maaşlara baktığımız zaman da maaşlardaki artışın asgari ücretin çok altında kaldığını görüyoruz. Yani şu ekonomik koşullarda bu kadar zorlanma varken, insanlar geçinemiyorken en azından bir asgari ücrete yakın rakamlar ya da asgari ücret kadar olması gerekiyor. Yani emekli nasıl geçinecek? Ve çok ciddi ülkemizde bir emekli kitlesi var. Şu an rakamını bilmiyorum, hatırlamıyorum ama milyonlarca insan var. Yani bu insanlar bu emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorlar. Belli bir yaşın üzerindeler neticede. Yani sağlıklı olan ve olması gereken burada bu insanları da bu sistemin içerisinde korumaktır. Hem maaşta hem de ikramiye kısmında açıkçası ben yani iyileştirmenin yapılması gerektiğini düşünüyorum ve bu tarafta insanların çok zorlandığını etrafımdan da gözlemliyorum. Zaten etraftan gözlemlemesem de 1000 liradan 1100 liraya 100 liralık bir şey yani hiç yapma daha iyi. Yine alakası hiç yapma. Hiç yapma yani. Hiç yapma daha iyi. Bunu söylemek istedim arkadaşlar. Burada böyle bir şey yapmak istedim. Bunu söylemeden daha doğrusu geçmek istemedim. Şimdi IMF'in çok önemli bir 2022 açıklaması ya da raporu var. Onu paylaşmak istiyorum. Çünkü neden? Şimdi bununla ilgili böyle birkaç tane şey var. İşte yazılmış, basında da yer aldı. Bayağı bir geniş yer aldı. Dün 20'siydi, ayın 19'unda açıklandı. Şimdi burada aslında konu şu. Gerçekten şu an biz farklı bir politika yürütüyoruz. Peki bu farklı politika 2022'de bizim ekonomimizi iyileştirecek mi? Tamam, mesela işte herkes enflasyonu şu anda neye bağlıyor? Rusya-Ukrayna savaşına bağlıyor. Yani globale bağlıyor. Hatta başta söylemeyi unuttum size. Amerika'da dün Biden'ın da bir açıklaması vardı. Biden da resmen şöyle dedi. Yani işte bu enflasyonun Amerikalı'nın cebinden çıkan fazladan işte enflasyona yenilen cebinden çıkan paranın sebebi, artan fiyatların sebebi dedi. Önce dedi Covid, ondan sonra Putin'di dedi. Yani Putin adam zaten, yani bildiğiniz Putin'i Rusya'yı ya da öyle söyleyeyim pandemi ve buna bağladı yani tamamen. Hal öyle mi? Değil. Biz biliyoruz öyle olmadığını. Tamam, pandemiyle başlayan bir süreç var ama bu sürecin içerisinde yanlış ekonomi politikalarıyla yüksek bir enflasyona doğru gitti dünyada. Şimdi gelelim içeri. Biz de buna bağlıyoruz. Diyoruz ki işte Rusya, Ukrayna bu nedenle fiyatlar yükseldi. Enflasyon var diyoruz yurt dışında. Peki madem öyle, geldik biz ne yaptık? Biz dedik ki farklı bir politika uygulayacağız. İşte faizi indirirsek dedik, enflasyonun sebebi faizdir dedik ve faizi indirdik geçen sene Eylül ayı itibariyle. Sonra işte dolar çıktı biliyorsunuz 18,5'lara. Ondan sonra buralarda tutmaya çalışıyoruz. Heterodoks politikalarla bir şekilde bu işi götürmeye çalışıyoruz. Dünyadan farklı olarak. Peki bu işe yarayacak mı, yaramayacak mı kısmında aslında IMF'in raporunu önemli buluyorum. Yaptığı, çünkü eğer gerçekten bu rapor gerçekleşirse ve dedikleri ki şu anda aslında bu sürecin içerisindeyiz. Gerçekten şu anda uyguladığımız model, yani bildiğiniz IMF bu modelin başarısız olduğunu söylüyor aslında bu raporla beraber. Neler olacak bir bakalım, yani neler söylüyor. Bir kere dolar TL için diyor ki 2021'de 8.87 ortalamayı veriyorum. 8.87 olan dolar TL diyor. Ortalamada bu sene için 16.37 olacak ama ortalama, bakın. Ortalamayı vermiş. Yoksa geçen senenin tamamında biliyorsunuz 8.87 değildi. Ortalama. Demek ki 2022'de 16.37 diyorsa öyle bir olacak anlamına gelmiyor.
Ortalama da buna gelecek diyor. Yani 18 de olur, 20 de olur ama ortalamasını vermiş. Orada bir şeylik olmasın, yanlışlık olmasın. İşsizlikte mesela diyor ki %12 geçen seneydi. Bu sene %11,3 vermiş işsizlikte. Zaten iş olsa herkes çalışacak. Enflasyon tahminini söylüyorum. 2021 yılında %36,1 olan enflasyonu bu sene %52,4 görüyor. Şimdi en önemli kısmı bu arkadaşlar. %52,4 bu sene ortalamada gerçekleşecek olan enflasyondan bahsediyor. Eğer şu andaki politika faizi değişmezse, yani eğer yükselmezse, ki yükselmeyeceğini tahmin ediyoruz en azından şu anda, o zaman enflasyon da 52'lere doğru gittiğine göre demek ki bu faizi düşürmemizin enflasyona da bir katkısı yok. Yani bir şey yok. Dolar yükselecek. Bu rapora göre söylüyorum ortalamada. Enflasyon en önemli şey. Enflasyon faizi düşürerek enflasyonu ya faizi düşürerek enflasyonu da düşürmeyi amaçlıyorduk. Ama IMF diyor ki hayır öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. En önemli tarafına geliyorum. Biz bütün bunları niye yaptık? Enflasyonu düşürmek için yaptık ve ne dedik? İşte cari dengeyi sağlamak için yaptık. Cari dengeye de baktığımız zaman 2021 yılındaki 14.9 milyar dolarlık eksi cari dengede eksi olan 14.9 milyar dolar söyleyemedim. 2022 yılında 39.2 milyar dolara çıkacak diyor. Hani cari fazla verecektik ya. Burada işte eksilerle devam ediyoruz. Bir de büyüyor. Aynı zamanda büyüyor. Bunun dışında işte kişi başı gelir dolar açısından baktığınız zaman 8.000 dolara indiğini söylüyor. 9.500 dolardan 8.080 dolara ineceğini söylüyor. Büyümeyi söylüyorum. Büyüme de arkadaşlar çok kötü bir rakam bu. %11, geçen sene %11'di, bu sene için %2,7 diyor. %2,7 büyüyeceğiz. Yani ekonomi, durgun bir ekonomi, yüksek enflasyon, ondan sonra eksilerde bir cari denge, eksi 39.2 milyar dolar. Yani bu IMF'in tahmini, ama bu tahmin gerçekleşirse, ki bu sürecin içerisindeyiz şu anda aslına bakarsanız. Çünkü enflasyonumuz şu anda %61. Yani IMF'in ortalamada verdiğini zaten üstünde bir şeydeyiz. Enflasyonumuz var. Yani zaten bakan da beklemiyor yıl sonuna kadar enflasyonun düşümünü. Demek ki enflasyon şu anda böyleyse Aralık ayına kadar da düşmeyecek. Eksi eğer enflasyon yukarıda kalacak anlamına geliyor. O zaman biz politika faizini niye düşürdük, niye sabit bırakıyoruz? Demek ki faizi düşürmek ya da buralarda tutmak enflasyona bir çare olamadı. Olacak baktığımız zaman öyle olacak. Bir de tabii kur korumalı mevduat hesapları devam ettiği sürece insanlara ne yapıyorsunuz işte ekstradan kur korumalı, yani dövize endeksli, aslında bütün hesapları dövize endeksli yapmış olduk. Bir de burada verilecek farklar tamamen hazinenin üzerinde. Şu an farklı rakamlar var ama 40 milyar TL'lere kadar rakamlar konuşuluyor. Bunlar da hazine karşılayacak. Bu bir yüktür. Bu da enflasyona sebep olacak bir yük. İşte emekliye 100 lirayı çok görüyoruz. Yani 1100 lira yapıyoruz. İşte 100 lira veriyoruz. Düşünün. İşte burada çok ciddi bir ne yapıyoruz? Parası olan, sermayesi olana kur korumalı da hem kur farkı hem faiz veriyoruz. Bu da bütçeye büyük büyük getiriyor. Ama ne yapıyoruz? Dönüyoruz, diyoruz ki emekliye 2000 lira vermeyelim emekli ikramiyesi. Enflasyonu ezilsin gitsin. Ya bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Önce vatandaşımızı korumamız lazım. Enflasyondan koruyamıyoruz. Parası olana bu şekilde veriyoruz. Ha, orada da şimdi orayı da eleştiriyoruz. İşte kur korumalı da sermaye sahipleri çok hani umduğunu bulamıyor, bulamayacak diyoruz. Neden? Çünkü kur artmıyor diyoruz. Ama neticede ne olursa olsun burada biz varlıkları korurken, yani insanlar işte parası olan gidiyor, gayrimenkul alıyor, gidiyor kredi çekiyor, gidiyor işte ne bileyim borsaya giriyor, gidiyor fon alıyor. Yani anlatıyorum size buradan bir sürü şeyler. Ama emekli çok başka bir şey arkadaşlar. Yani bir kenara ayrılmış emekli maaşıyla geçinen bir sürü insan var. Yani bayramda 1100 TL emekli ikramiyesi olmaz. Olmaz. Ayıptır. Gerçekten olmaz. Günahtır. Yani en azından buranın 2000 TL falan olması gerekiyordu. En azından bir enflasyon kadar bir artışın olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Kaldı ki dediğim gibi burada emekli maaşları hakikaten bir asgari ücretli bile değil. Yani asgari ücret falan değil. Asgari ücretin altında bir dünya insan emekli parası alıyor. Nasıl geçinecek ya? Nasıl geçinecek? Geçinemiyor zaten yani. Evet arkadaşlar, durum böyle. Yani bu
şu anda uygulanan heterodoks politikaların şu anda çok böyle işe yaramadığı ve hani enflasyonu düşürecek, cari fazla vereceğiz, ihracat artacak gibi gibi şeylerin açıkçası hani şu anda daha çok netleşmediği, ha zaman içerisinde bu olur mu? Şu anda pek yani zor, pek sürdürülebilir bir şey olmadığı aslında rakamlarla bize gösteriliyor. Neden? Zaten şu anda Nisan içerisindeyiz. İşte Nisan'daydık, Mayıs'a gidiyoruz. Hala ortada bir tek doları tutuyoruz bir yerde. Dolar bir yerde tutuyor ama onun dışında bir şeyde iyileşme, yani bir cari fazla verelim, cari denge bir yere otursun, enflasyon düşsün, bu tarz hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Evet, dolayısıyla aslında en yakın zamanda ne zaman olur? Bu işe dayanabildiğimiz kadar dayanacağız ama en nihayetinde bir faiz artışına gitmek zorunda kalacak ve bu faiz artışı sert bir faiz artışı olacak arkadaşlar. Ya da olmadı, dolar kuru bir yerde artık buralarda enflasyonu bir şekilde fiyatlaması gerektiği için bir yerlerden sonra dolar kuru enflasyonu fiyatlamaya başlayacak. Başladığında yukarı çıkış zaten kaçınılmaz olacak bir şekilde. 15'lerin üzerine attığı anda bir anda 16, 17'ler ya da 18'ler, oradan 20'leri çok rahat görebileceğiz. Zaten burada IMF'in raporunda ortalama da bu sene için 16,37 görüyor. Bu minimumda, yani minimum. Zaten kur korumalı mevduat hesabı devam etse bile kademeli bir şekilde yukarı çıkışına bir şekilde izin vermeleri gerekecek diye düşünüyorum. Evet, iyi bakın kendinize. Arkadaşlar 100 bine geldik. Bugün yarın size böyle güzel bir müjde vereceğim. Diyeceğim ki evet 100 bin olduk falan diyeceğim. O müjdeye, o sayılı rakamlara giderken abone olmayan varsa aranızda abone olup destek verirseniz sevinirim. Bildirim zillerinizi de açmayı unutmayın efendim. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.